günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Ermenilerin atası Urartulardan kalma nekropolde yeni bir ölü gömme geleneği tespit edildi. Ermenistan Cumhuriyeti İnsani Misyonu'nun 5. grubu Ağustos ayında Suriye'de 33.143 metrekarelik alanı mayından temizledi. Cavakkın Gogaşen köyünde bir anaokulu inşa edilecek. Tüfekyan fonu Artsakh'ta uygulayacağı programları Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı'na sundu. Yerevan'da Beyrut'u destekleyen bir açık hava yardım konseri gerçekleşecek. Batı Ermenistan'ın Van şehrinde 3 yıl önce ortaya çıkarılan nekropolde yapılan kazı çalışmaları sırasında Ermenilerin atası Urartularda yeni bir ölü gömme geleneği belirlendi. Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından yaptırılan Çavuştepe Kalesi ve kuzey kısmındaki nekropol alanında yürütülen kazı çalışmaları devam ediyor. Sonuçta Urartulular sosyal yaşantısı, ölü gömme adetleri ve inançlarına ilişkin her yıl yeni veriler ortaya çıkarılıyor. Daha önce 4 farklı mezar mimarisiyle karşılaşan ekip Urartularda yeni bir ölü gömme geleneğiyle karşılaştı. Burada sandık mezar, basit toprak mezar, örme mezar ve urne mezar mimarisi var. Bir mezar geleneği daha bulundu. Bu mezar şekliyle ilk kez burada karşılaşıldı. Ceset önce yakılıyor, arta kalan kemikler çömleğin içerisine bırakılıyor. Ardından bu alanda dini törenle gömülüyor. Urnenin başına dikili taş konması da çok ilginç. Mezarın başına taş dikme geleneği Urartu mezar mimarisinde de ilk defa karşılaşılan bir durum. Suriye Arap Cumhuriyeti'nde Ermeni İnsani Yardım Misyonu'nun 5. grubunun mayından temizleme uzmanları Ağustos ayında toplam 33.143 metrekarelik alanı mayından temizledi. İnsani Mayın Temizleme ve Uzmanlık Merkezi misyonun ilk gününden bu yana toplam 238.230 metrekarelik alanı mayından temizlediğini hatırlatıyor. İnsani Yardım Misyonu'nun 5. grubunun doktorları, Dagavarak salgınının yol açtığı kısıtlama koşullarında 1273 yerli vatandaşa tıbbi yardım sağladı. Misyonun ilk gününden itibaren ise tıbbi yardım sağladığı hasta sayısı 16.695. 29 Ağustos'ta İnsani Yardım Grubu'nun 5. Doktorlar Grubu, profesyonel çalışmaları nedeniyle Halep Eyaleti Sağlık Bakanı Dr. Ziyad Ajdaha ve Suriye Ermeni Evangelik Cemaati Başkanı Rahip Harutyun Selimyan tarafından takdirnameler ile ödüllendirildi. Ahalkalak bölgesinin Gogaşen köyünde bir anaokulu binası inşa edilecek. Sadece Gogaşen'den değil, Apnia köyünden de çocukları buraya gelecek. Anaokulunun yapımı için elektronik bir ihale açılmış durumda. Ahalkalak Belediyesi'nin Gogaşen köyünde bir anaokulu inşaatı için 24 Ağustos'ta açtığı bu elektronik ihalede son başvuru tarihi 14 Eylül olarak belirlendi. Anaokulu iki aşamalı olarak inşa edilecek. Çalışmaların ilk aşaması bu yıl 150 bin gel ile gerçekleştirilecek ve ikinci aşama 652.209 gel tutarında 2021 yılı için planlanıyor. Belediye Başkanı'nın Gogaşen köyündeki temsilcisi Zaza Natenaatze'ye göre köyde yaklaşık 25 okul öncesi yaşta çocuk var. Ancak anaokuluna sadece Gogaşen'den değil, aynı zamanda Apnia köyünden çocuklar da gidebilecek. Anaokulu iki katlı olacak ve köyün merkezinde yer alacak. Okul 50 çocuk için tasarlanmış. İnşaat işleri ihalenin ardından başlayacak. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Araik Arutyunyan, Genel Müdür Antranik Kasparyan Başkanlığındaki Tüfekyan adlı yardım vakfı heyetini 31 Ağustos'ta makamında kabul etti. Artsakh Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Merkez Bilgi Departmanı'ndan Armen Press'e aktarılan bilgiye göre Kaşatağ bölgesinin güney kesiminde bahçeciliğin gelişmesi ile Artsakh tarafından Lübnanlı Ermenilere sağlanan yardım programlarının uygulanmasına ilişkin konular görüşüldü. Devlet Başkanı, Hayırsever Vakfı'nın uzun yıllar Artsakh Cumhuriyeti'ndeki faaliyetlerine övgüde bulunarak kuruluşun doğrudan katılımıyla uygulanan programların Cumhuriyet'in kalkınması için hayati önem taşıdığını vurguladı. Yerevan Perspektifleri adlı Uluslararası Müzik Festivali'nin ve Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Filarmoni Orkestrası'nın girişimiyle 4 Eylül'de Ermenistan Cumhuriyeti Parlamentosu Parkı'nda Verdi'nin Traviata Operası'nın bir konser performansı sunulacak.
Armin Press tarafından bildirildiğine göre etkinlik Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirilecek. Organizatörler son zamanlarda korkunç patlamadan zarar gören ve Doğu'nun Paris'i olarak da bilinen Beyrut'a kültürel desteklerini ifade etmek istiyorlar. Biletlerden elde edilen tüm gelir Beyrut'taki afetten etkilenen kültür merkezlerinin restorasyonuna bağışlanacak. Toplanan miktar Genel Ermeni Yardım Birliği AKBU tarafından iki katına çıkarılacak. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Nubar adlı topluluk tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Ela Ertis adlı eseri sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.